15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü Türk halkının korku dolu günler yaşamasına sebep oldu. Darbe girişimi sırasında köprüler trafiğe kapatıldı, savaş uçakları havalandı, televizyon binaları basıldı, yayınlar kesildi, TBMM bombalandı, tanklar sokaklara indi. Darbe girişimi sırasında Türk halkı sokaklara döküldü, darbeye karşı çıktı. İstanbul ve Ankara'da birçok vatandaş, polis ve asker yaşamını yitirirken çok sayıda insan yaralandı. Bu darbe girişimi sadece vatandaşları değil, o sırada Türkiye'de seyahat amaçlı bulunan turistleri de korkuttu. Yaşanan olaylardan sonra seyahatini yarıda kesip ülkesine dönmek için havalimanına akın eden turistlerin yanı sıra seyahatini tamamlamak istediğini söyleyen turistler de vardı. Pierre Arşar, eşi ve 7 aylık bebeğiyle Paris'ten bir haftalığına Türkiye'ye gelmiş. Darbe girişimi olduğunda yaşanan olaylardan çok korktuk ve her şeyin düzelmesini ummaktan başka çaremiz yoktu. Bugün ülkemize dönebileceğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Hemen buradan ayrılmak istiyoruz. Türkiye için her şeyin iyi olmasını umuyorum ve Fransa'ya bugün dönebildiğim için çok mutluyum. Natalya Koznakov, Moskova'dan Türkiye'de bulunan akrabalarını ziyarete geldiği esnada darbe girişimi yaşandığını anlattı. Önce köprülerin kapatıldığını duydum. Fethiye Paşa Korusu'ndan Boğaz'da trafiğin tek yönde hareket ettiğini gördüm. Daha sonra bir arkadaşım TRT televizyonunu açmam için bana bir mesaj attı ve darbeyle ilgili bildiriyi dinledim ve çok korktum. Burada akrabalarımız var. Yaşananlar çok korkutucuydu ama bunlar hemen atlatılacak ve her şey iyi olacak. Bu yüzden hemen buradan ayrılmak zorundayım gibi hissetmedim. 15 Temmuz'da yaşananlardan sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik üst seviyede tutulmaya devam ediyor. 50 tetikte çok sayıda polis 24 saat nöbet tutmayı sürdürüyor.